Sevgili Yerel Güç izleyenleri, Yerel'in Nabzı programında bugünkü canlı yayın konuğumuz Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Sayın Serdar Paralyalı. Kendisi genç, dinamik, heyecanlı bir il başkanı. Stüdyomuzda kendilerine hem genel hem yerel siyasetle ilgili sorularımız olacak. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Heyecanla çalışıyoruz. Evet, görüyoruz Sizin de çalışmalarınızı. Özellikle Küçük Menderes Havzası ile ilgili cidden ama ziyaretleriniz oluyor. Biz de bunları haberleştiriyoruz Yerel Güç sayfalarında. Evet, biz de sizin haberlerinizi çok beğenerek okuyoruz. Çünkü sadece bizimle ilgili değil, diğer konulardaki haberlerinizden de çok şey öğreniyoruz. Sağ olun. Elinize sağlık. Bütün ekip olarak arkadaşlarınızı tebrik ederim. Teşekkür ederiz başkanım. Aslında siyasette yenisiniz. Babanız, gerçi bir babanızdan kaynaklı bir siyaset geçmişi var ama siz siyasette yenisiniz. Bir sizinle ilgili özgeçmiş alabilir miyiz? Ben tabii babanız, belki izleyenlerden bilmeyenler, benim rahmetli babam Ersin Faralyalı. Evet. 1991 yılındaki seçimlerde İzmir'den milletvekili olup Doğru Yol Partisi'nde Süleyman Demirel'in enerji bakanı olmuştu. Evet. Bu bölgede de çok çalışmıştı. Hatta bu bölgeyi o zaman yeni sistem, yeni elektrik sistemine de bu bölgeyi pilot bölge olarak geçirmişti. Ben o zamanlar 14 yaşındaydım. Dolayısıyla bir aşinalığım oldu. Fakat babam da çok uzun kalmadı siyasette. Dolayısıyla yani siyaseti ondan öğrendim diyemem. Ama etkilendim. Tabii erkek çocuk babasından etkilenir. Ben İstanbul'da Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitirdim. Sonra üniversite eğitimi için yurt dışına gittim. Amerika'da California Berkeley Üniversitesi'ni bitirdim. Sanayi toplumlarının politik ekonomisi diye bir alanda eğitim aldım. Türkiye'ye döndüm. Ernst & Young diye bir uluslararası finansal denetim şirketinde kurumsal bir çalışma hayatım oldu kısa bir süre. Sonra askerliğimi yaptıktan sonra da ticarete atıldım. Bir yandan da tarımla uğraştım. Bugüne de öyle geldik. Bir yıl evvel, yani 28 Kasım 2021'de de İzmir'de kongreyle Demokrat Parti'nin İzmir İl Başkanlığı'na geldim. O gün bugündür de il başkanı olarak faaliyetlerimi yürütmeye devam ediyorum. Evet. Kısaca, aklınızda başka soru varsa kısaca böyle tarif edelim. Evet. Başkanım, öncelikle yerelden mi başlayalım, genel siyasetten mi başlayalım, nasıl isterseniz? Genelden başlayıp yerele doğru bence. Tamam. Genelden başlayalım. Biliyorsunuz ki seçim için geri sayım başladı. Şu anda ekonomik kriz ve mülteci sorunları sebebiyle yıpranan bir iktidar da var. 2023 sonuçları şimdiden nasıl görüyorsunuz? Doğrusu bence Türkiye için hakikaten çok kritik bir seçim. Yani son yıllarda bunu hep söyledik ama bu seferki hakikaten biz kendi aramızda partideki arkadaşlarımızla konuşurken bunu köprüden önceki son çıkış olarak tarif ediyoruz. Çünkü Türkiye'deki demokrasi rayından çıktı. Dünyada eşi benzerine rastlanmamış bir tek adam rejimine geçti Türkiye. Üstelik de referandumda %1.8, yani %51.8 ile bu kararı verdi Türkiye 2017 yılında. Böylesine bu kadar büyük nüfusu olan bir ülkenin böylesine radikal bir siyasi sistem değişikliğini bir anayasa referandumunda toplumun %1'den az bir farkın bu tarafa değil öbür tarafa oy vermesiyle değiştirmesi başlı başına zaten ne kadar doğru bunu dahi bizim düşünmemiz, tartışmamız gerekirken biz aynı anda hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakan, hem Bakan, hem Meclis, hem Anayasa Mahkemesi Başkanı, hem Merkez Bankası Başkanı, hem Varlık Fonu Başkanı, yani aynı anda bütün yetkilere tek elde sahip olan bir Cumhurbaşkanına sahip olduk bu sistemle beraber. Bizim genel başkanımız bunu tarif ederken sınırsız yetki, sıfır denetim diye tarif ediyor. Oysa demokrasi dediğimiz sistem özünde özgürlüklerin ve hukuk devletinin temini için kuvvetler ayrılığına dayanır. Bu ortadan kalkmış durumda. Peki bu sistemin, yeni sistemin bize getirisi ne oldu diye baktığımızda 3 haneye ulaşmış bir enflasyon, tarihte görülmemiş bir genç işsizliği, döviz kurunun işte 4 liralardan 18.60'lara geldiği,
büyüme hızının düştüğü her alanda, yani eğitimden sağda, adaletten çevreye, her alanda Türkiye'nin maalesef kan kaybettiği bir dönem oldu. Dolayısıyla artık bir ailenin, bir kişinin siyasi çıkarının ülkedeki her şeyin önüne geçtiği bu sistemden kurtulmak için bizim için çok kritik bir dönemeç bu. O yüzden bu seçimlerde biz de Demokrat Parti olarak değişimden yana bir sonuç çıkması için mücadele ediyoruz diyebilirim. Başkanım, sahalardasınız. Kamuoyu araştırmalarına göre de kararsız seçmen sayısının fazla olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani biz yaptığımız araştırmalarda siz de görüyorsunuzdur. Bir de gelen bir Z kuşağı var biliyorsunuz. Siz yapmış olduğunuz çalışmalarda, görüşmelerde neler görüyorsunuz? Yani düşünceler nelerdir kararsızların ve Z kuşağın, gençlerin özellikle? Yani, kararsızların hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Bir evet. de bu da bence bizi şunu gösteriyor. Hükümetin yanlış politikaları yüzünden canı yanan seçmen, evvelce hükümete oy vermiş olan seçmen, oy vermekten vazgeçti. Ancak oyunu muhalefetten yana kullanmakta hala tereddüt ediyor. Bu da bizim muhalefet olarak üzerinde çok düşünmemiz gereken, çok çalışmamız gereken bir konu. Demek ki biz henüz o insanlara daha iyi bir yaşam, daha iyi bir hükümet sunma konusunda yeterince başarılı olamamışız. Dolayısıyla burada bizim bir öz eleştiri yapıp oradan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Ama bu anketlerle ilgili lütfen şunu da unutmayın. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki insanların sosyal medyada dahi, günlük hayatlarında dahi, iş yerlerinde dahi, hatta komşularıyla ilişkilerinde dahi gerçek düşüncelerini söylemekten imtina etmeye başladıkları. Anketçilerle konuştuğumuz zaman eskiden yani işte 7000 kişiden cevap almak için aşağı yukarı 100.000 denekle görüşürlerdi. Bu şimdi 3 katına çıktı. Bunu söylüyorlar. İnsanlar anketlere katılmak istemiyorlar. Cevap vermek istemiyorlar. Anket yapmayı da çok zorlaştıran bir durum bu. Dolayısıyla toplumun nabzını tutmak için anketlerle beraber sahanın da yakından nabzını tutmamız gerekiyor. Biz gittiğimiz her yerde hükümetle ilgili memnuniyetsizliğin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ancak değişimden yana tavır almaları için sanki biraz daha çalışmamız gerekiyor gibi duruyor. Bunda da etki, ittifakın adayını hala belirleyememesi olabilir mi? Olabilir. Çünkü Türkiye'deki alışkanlık en azından liderlere oy vermek üzerine kurulu. Yani evet. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'da kabul edelim ki son 20 yıldır iktidarda olan birisi olarak, üstelik kendi partisi içerisinde çok güçlü, çok tartışılmaz, Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli görev yapmış siyasi lideri olarak, iktidarda olmuş siyasi lideri olarak çok güçlü bir aday. Dolayısıyla bunun karşısına çıkacak olan adayın kim olacağı insanlar tarafından merak ediliyor. Bu normal. Ancak altılı masanın en azından, yani muhalefetin altılı masanın en azından yürüttüğü süreç ve strateji son ana kadar adayını açıklamamaktan yana. Burada da şöyle bir strateji var tabii. Yani birkaç tane ismi geçen aday var. Evet. Bunların her geçen gün performanslarını değerlendirmek için yeni bir fırsat çıkıyor toplumun karşısına. Bir nabız yoklanıyor. Hangi seçmen kitlesinden nasıl tepki alırız? Bütün bunların hesapları düşünülüyor, yapılıyor. Parti içi hesaplar yapılıyor. Bütün bunlar zor bir süreç yönetmesi. Bir de kabul edelim ki 6 partinin bir araya gelmesi çok kolay bir şey değil. Geçmişte eşine benzerine de çok rastlanmış bir durum da değil. Geçmişte biz koalisyonları gördük ama koalisyonlar farklıydı. Neden farklıydı? Çünkü seçim sonrasında kuruluyorlardı. Dolayısıyla o partiler masaya oturdukları zaman zaten artık aldıkları oy belliydi. Ondan sonra hükümeti nasıl paylaşacaklarını konuşuyorlardı. Burada seçime giderken ne yapacağız, nasıl yapacağız? 50 artı 1 denklemi, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin bize dayattığı %50 artı 1 oy alma zorunluluğu, bu koalisyonun görüşmelerinin, mutabakatının seçimden çok önce yapılmasını zaruri hale getirdi. Dolayısıyla da geçen yıl 12 Şubat'ta, geçen yıl demeyeyim, bu yılın 12 Şubat'ında
Ahlatlıbel'de yapılan birinci toplantıdan itibaren 6 siyasi partinin genel başkanı işte bu mutabakatı yavaş yavaş inşa etmek üzerine bir sürece başladılar. Bu süreç devam ediyor. Ortaya şu ana kadar önemli bir çalışmada çıktığını düşünüyorum. Çünkü bir tane Türkiye'nin çok temel bir konusu parlamenter sisteme geri dönmektir. Yani denetleme ve dengenin olduğu, kuvvetler ayrılığına dayalı bir sistem yeniden Türkiye'yi kavuşturmak çok önemli bir öncelik. Zaten 6 partinin en temeldeki ittifakı bunun üzerine dayanıyor. O yüzden onunla ilgili yeni bir anayasa teklifi kamuoyuyla paylaştılar. Ben şahsen çok beğendim. Daha da iyi olabileceğini düşünüyorum ama çok beğendim. Bununla beraber 6 partinin ekonomi takımları bir ekonomik program üzerinde de anlaştılar. Bunun 50 küsur, yanılmıyorsam 60'a yakın alt başlığı da var. İşte tarımdan girişimciliğe. Onlar üzerinde de büyük oranda mutabakat çoktan sağlanmış durumda. Dolayısıyla bir süreç çalışıyor. Adayın tespit edilmesi bunun sonunda taçlandı, o sürecin taçlandırılması olacaktır. Ama burada bir şey daha ifade etmek istiyorum. Bizim genel başkanımızın bana göre çok haklı bir tezidir bu. Bizim sadece Cumhurbaşkanı açıklamamız yetmez. Adayını açıklamamız yetmez. Adayla beraber kadrosunu ve hükümet programını da açıklamamız lazım. Dolayısıyla bu kadroyu ve hükümet programını açıklayabilmek için yapılması gereken çalışma ciddi bir çalışma. Burada kamuoyundan da biraz daha sabır rica etmek durumundayız ki o çalışmayı en sağlıklı bir şekilde bu liderler yapabilsinler. Peki başkanım, şimdi Demokrat Parti öncesinde Doğru Yol Partisi. Evet. AK Parti kuruluşunda demokratların çok fazla rol oynadığını biliyoruz. İçlerinde de yer aldıklarını biliyoruz. Peki Demokrat Parti'nin altılı masada neden yer alıyor? Bir kere Demokrat Parti bizim merkez sağ diye nitelendirdiğimiz, yani özgürlüklerden, bağımsız yargının herkese tarafsız uyguladığı kanunlardan, fırsat eşitliğinden yana olan, serbest, adil rekabete dayalı bir serbest piyasa ekonomisinden yana olan bir çizgi olmuştur. Ama ben ayrıca şunu söyleyebilirim. Bizim genel başkanımızın bu konudaki tarifi Türkiye için bulunmuş en optimum formülasyon diyor. Hakikaten ben de buna katılıyorum. Neticede Osmanlı'nın bakiyesi bir topluluğuz biz. Farklı kimlikler var. Farklı hassasiyetler var. Ama ülkeyi ileriye götürmek için kimlik siyasetinin üstüne çıkmak gerekiyor. Ortak bir zeminde buluşup, ortak paydada bir buluşup beraber çalışmak gerekiyor. İşte bu ortak paydada buluşmanın temsilciliğini yapmıştır Demokrat Parti. Üstelik önümüzdeki 7 Şubat'ta biz 77. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Yani bu Cumhuriyet'in çok köklü bir partisidir. Evet. Ve bugün bu partiye oy vermese dahi fikren ve kalben bu parti çizgisinde olan ciddi bir seçmen kitlesi bulunmaktadır. Bunların bazıları da iktidara bugün, yani en son seçimlerde iktidara oy vermiş olan bir kitledir. Dolayısıyla bir en mümkün olan en geniş mutabakat zeminini kurgulayabilmek için Demokrat Parti'nin orada olması doğru bir adımdı. Biz de dolayısıyla orada yer aldık. Bu kitlenin temsilcisi, sözcüsü olarak genel başkanımız orada yer aldı. Evet. Peki geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar alındı. Siyasi anlamda da yasaklandı biliyorsunuz. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Bir hukuk garabeti. Çok açık ve net. Ama en üzücü tarafı Cumhurbaşkanı'nın buna verdiği tepki. Yani uçaktaki gazeteciler sorduklarında hatırlayalım. O günleri hatırlayanlar mutlaka ki anımsayacaklardır. Hı hı. Cumhurbaşkanı da bir şiir okuduğu bahanesiyle o günün yargıyı kontrol eden güçleri tarafından siyasetten men edilmişti. Kendisi de bunun büyük bir haksızlık olduğunu savunaraktan kamuoyundan destek istemişti ve almıştı o desteği. Gün oldu, devran döndü. O gün o haksızlığa uğrayan, bizzat bugün bu haksızlığı yapan durumuna düştü. Yani bizim temel bir ahlak kuralımız vardır. Nedir? Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Ama burada tam olarak Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, geçmişte kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmak. Burada maalesef bir çifte standart var. Üstelik
O kadar da kör gözün parmağına hatalı bir karar ki, ama biz maalesef son yıllarda bu kadar alenen hukuka, mantığa, vicdana aykırı kararları o kadar çok görür olduk ki, bunlardan bir tanesi zaten 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanması oldu. Hatırlayalım, orada 4 tane oy pusulası koyduk bir tane zarfın içine ve o günün YSK'sı dedi ki, ben bunlardan 3 tanesini kabul ediyorum ama bir tanesini kabul etmiyorum dedi. Bu neye benziyor biliyor musunuz Nek Hanım? Ben size bir 100 liralık banknot versem, siz bana diyebilir misiniz ya ben bunun 20 lirasını kabul etmiyorum, 25 lirasını kabul etmiyorum, geri kalan 75 lirayı kabul ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bu birdir yani. Dolayısıyla böylesine akla, vicdana, alenen aykırı bir kararı aldılar. O dönemde Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı bir ifadeydi. İçişleri Bakanı için kullandığı bir ifadeydi. Sanki Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimlerin kullanmış olduğu tezine dayalı olarak, üstelik ispatı dahi olmadan, bir hapis cezasıyla cezalandılar. Daha da yetmedi. Bir de siyaseten de yasakladılar. Bu çok açık olarak bence Tayyip Erdoğan'ın bir taşla 5 kuş vurma stratejisi. Yani aynı anda bir tane rakibinden kurtulmak, bir aynı anda en büyük kamu kaynaklarına sahip olan devlet kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ki bilmiyorum izleyicilerimiz takip ettiler mi, 2023 bütçesi yanılmıyorsam 118 milyar TL. Devasa bir bütçesi var. Seçim öncesinde belki bu bütçeyi yeniden kontrol eder duruma gelmek. Muhalefet içerisindeki aday tartışmalarına, aday kararına müdahil olup orayı karıştırmak, mümkünse karşısına birden fazla, yani bir ortak aday çıkmasındansa birden fazla aday çıkmasını sağlamak. Partilerin o süreçte takındıkları tavırlar dolayısıyla iç kamuoylarından eleştirilmeleri, yani neyi kastediyorum burada? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün Almanya'da olması çok eleştirildi. Evet. İşte bütün bunları aynı anda sağlamış oldu Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla o bir hamle yaptı. Kendisi açısından da faydalı bir hamleydi siyaseten. Ama Altılı Masa'nın da ciddi bir cevabı oldu değil mi? Altı lider hemen ertesi günü bir araya geldiler. Saraçhane'de bir miting düzenlediler ve birlik, beraberlik iradelerini yeniden teyit ettiler. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki 6 ay, hani bu pilav çok su kaldırır daha derler ya, böyle şeyler göreceğiz gibi duruyor. Evet. Peki sizin gönlünüzdeki aday kim? Valla tabii ben Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. 45 yaşındayım. Benim partimin genel başkanı Gültekin Bey de 45 yaşında. Hem siyaset arkadaşıyız hem dostuz. Dolayısıyla hakikaten çok beyefendiliğine, sabrına, olgunluğuna, sorumluluk duygusuna hayran olduğum bir insan. Benim gönlümden tabii ki kendi genel başkanımın adaylığı geçer. Ama en nihayetinde 6 genel başkan ortak bir karar vereceklerse insanlar ödün de verecekler ortak noktada buluşmak adına. Biz de heyecanla bu mutabakatın en yüksek seviyede oluşması için hem ümitliyiz hem bekliyoruz. Peki Demokrat Parti il başkanı olarak milletvekili adayla düşünüyor musunuz İzmir'den? Bu seçimlerde ben milletvekili adayı olmayı düşünmüyorum. Bu seçimlerden kısa bir süre sonra belediye seçimleri evet. var. Ben oralarda sanki daha çok çalışmak istiyorum bu evet. seçimlerde. Peki şimdi atlamış olacağım ama ittifak olmazsa düşünüyor mu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı? Yani devam bence, etmezse herhalde. Gerçi şöyle, genel seçim belirleyecek birçok şeyi de. Genel seçimden önce bunu konuşmak hakikaten çok zor. Evet, çünkü evet. genel seçim eğer hani bizim açımızdan Allah göstermesin ama iktidar kazanırsa ve devam ederse, zaten Büyükşehir Belediye seçimleri bundan sonra yapılmayabilir. Çünkü arşivlerde var, özellikle 2019 belediye seçimlerinden sonra hem Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli dile getirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanları atanmalı ya da meclisler tarafından seçilmeli, Büyükşehir Belediye Meclisleri. Dolayısıyla öyle bir yarış olup olmayacağını biz bugünden bilmiyoruz. Ama Demokrat Parti olarak tabii öyle bir iddia ortaya koymak isteriz. Ben de öyle bir iddia ortaya koymak isterim. Neden onu da söyleyeyim sizinle. Yani şimdi çok teşekkür ederim bu güzel bir soru sorduğunuz için. Şimdi ben İzmir'de yaşayan bir insan olarak ve İzmir'deki insanların da mümkün mertebe nabzını tutmaya çalışan bir insan olarak şunu görüyorum. Kutuplaşma dolayısıyla
İzmir'de çok katı refleksler oluşmuş. Yani iktidarı destekleyen bir %35'lik kitle var. Kafasını kesseniz değiştirmiyor oyunu. Onun karşısında da %65'lik bir kitle var. Onlar da diyorlar ki AKP geleceğine gözümüzü kapatırız. Evet. En güçlü aday kimse ona oyumuzu veririz. Ama bunun getirdiği pratikte bazı dezavantajlar var. Nedir bunlar? Bugün birçok ilçeyi dolaştığımızda yönetimlerden memnun olmayan seçmen kitleleriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla burada bu CHP için çok büyük bir avantaj değil mi? Yani ceketimizi koysak alırız rahatlığı içerisinde siyaset yapmanın getirdiği bazı dezavantajlar, en azından pratikte seçmene yansıyan sorunlar var. Dolayısıyla bunun karşısında yeni bir alternatif çıkartmak bence çok heyecan verici bir proje. Bunu tabii ki isteriz Demokrat Parti olarak. Evet. Peki başkanım, Demokrat Parti'ye milletvekili olmak için başvuruda bulunanlar var mı? Her yani siyasi partide olduğu gibi var tabii. Her siyasi partide olduğu gibi siyasetin böyle bir tarafı var. Hı-hı. Neticede insanların kendileriyle ilgili hedeflerinin olmalarını da siyasette yadırgamayız. Hı-hı. Bu gayet normal. Milletvekili olmak isteyen de var, bakan olmak isteyen de var, belediye başkanı olmak isteyen de var. Zaten o hedeflerdir insanı da motive eden, ateşleyen, çalıştıran, fedakarlık yaptıran, dolayısıyla olması gayet normal. Peki ittifakın içerisinde bir Demokrat Partili milletvekili olur mu? Yani o sıralamada yer alır mı? Şimdi yani biliyorsunuz henüz bilmiyoruz. Seçim sıralaması mı? Henüz bilmiyoruz. Daha bu konular henüz konuşulmadı. Evet. Çünkü dediği biraz evvel tarif etmeye çalıştığım gibi buradaki bizim genel başkanımızın ifadesiyle önümüzdeki seçimlerdeki en kritik karar Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu olacak. Evet. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde meclisin zaten çok da fazla bir yetkisi yok. Dolayısıyla asıl olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak ve önce de mutabakatı o seçimi kazanmaya yönelik olarak yapmak gerekiyor. Sonrasında ikinci kademede meclis tabii ki önemli. En azından biz parlamenter sisteme geçmek için ihtiyaç duyduğumuz anayasal değişikliği yapabilmek adına belki bunu en azından referanduma taşıyabilmek adına meclisteki milletvekili sayısı çok önem kazanacak. Oralarda partiler oturacaklar, siyasi süreç çalışacak, konuşacaklar, istişare edecekler. Yeri geliyorsa pazarlık edecekler. Onun neticesinde bir karar çıkacak. Daha henüz verilmemiş bir karar bu. Biz de açıkçası henüz nasıl bir kurguyla gitmemiz gerektiği üzerinde çalışıyoruz. Daha biz de net olarak bir karar vermiş değiliz. Yani. Peki başkanım, Demokrat Parti'ye üye kayıtları var mı? Yani... Sürekli var, sürekli devam ediyor. Doğal da bir süreç. Hem ilçe başkanlarımız üye kaydettikçe büyüdüklerini, güçlendiklerini hissediyorlar. Bu da onlar için motivasyon arttırıcı bir etken. O yüzden zaten bizim partimiz şu anda üye sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 5. partisi. Yani 420 bin civarında yanılmıyorsam en son Yargıtay'ın verdiği rakamlara göre bir üye sayımız var. Çok ciddi bir üye sayımız var. Bizim için zor olan taraf bu üyelerle bir iki yönlü bir iletişime geçip her şeyden evvel onların oyunu kazanabilmek. Çünkü zaten bir ailenin 4 kişi olduğunu düşünürseniz bu 400 bin kişi zaten potansiyel olarak 1.6 milyon oya tekabül ediyor ki o da zaten başlı başına %3'ün üzerinde bir rakam ki %3 çok kritik bir eşik. Neden? Hazine yardımı alabilmek için %3'ü geçmek gerekiyor. Evet. Hatta şimdi sürece baktığımızda tabii bu geçmişten bu döneme kadar geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olanların çoğu ya çocuğuna belediyelerde iş bulabilmek adına, iktidar partisine üye olanlar aynı şekilde devlet kapılarında ya da işte halk eğitimdir, milli eğitimdir, hastanedir, oralarda iş bulma adına üye olanları biliyoruz. Sizinki biraz daha gönüllülük esasına dayanıyor. Yani severek geliyorlar herhalde. Zaten şöyle söyleyeyim. Şimdi menfaati için gelenler güce bakarlar. Evet. Gücü ölçtükleri araçlardan bir tanesi de paradır. Şimdi bilmiyorum izleyenlerimiz siz takip ettiniz mi bu bütçede? Mecliste olan bütçe görüşmelerinde 2023 yılında hazinenin partilere yapacağı yardım rakamı 4,5 milyar TL. Evet. Yaklaşık bunun 1.900 küsürü tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidecek. 1.1 milyar TL'ye yakını Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek. Siz Demokrat Parti olarak ne kadar alıyorsunuz? 0 alacağız.
Dolayısıyla böylesine orantısız bir, yani en azından finansal açıdan, parasal kaynaklar açısından bu kadar orantısız bir yarışa inanmayan insanlar girmez. Hakikaten bu mücadelede samimi olan, kendi davasında haklı olduğuna inanan insanlar bu mücadeleyi verirler. Bizde de böyle bir kitle var, ne şimdi, ne mutlu ki. Evet. Peki İzmir'de Demokrat Parti olarak ilçelerde yapılanmanız nasıl? Küçük Menderes Havzası'nda bir tek Bayındır ve Beyda'da bir ilçe başkanlığınız yok. Şimdi bir tanesi Ödemiş. Için... Ödemiş şey... zaten hep güçlü. Mutar Ateş zaten bayrağı aldı, devam ettiriyor. Evet. Kiraz da genç bir başkanımız var yine. Son evet, dönemde. Yani bu insanlara teşekkür etmek lazım. Evet. Çünkü çoluğunun, çocuğunun, ailesinin rızkından arttırdıkları parayla bütün olumsuzlukları rağmen bu bayrağı taşıyarak siyaset yapıyorlar. Şevkle çalışıyorlar. İkisiyle de gayet yakın çalışıyoruz. Gayet iyi çalışıyoruz. Soner Bey'le de beraber. Öbür ilçelerimizi de tamamlamak için onlarla beraber görüşüyoruz. Çok çalışmalar devam ediyor. Biz bu bölgelerde çalıştığımız zaman yani bardağın boş ve dolu tarafını aynı anda görebiliyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Bir yandan geçmişte bizim partimizi çok seven insanlara rastlıyoruz. Oy vermiş insan. Zaten çok basit. Hani Google'dan girip bakanlar, bu bakan insanlar, araştıran insanlar. Bizim partimiz geçmişte bu bölgede ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar çok oy aldığını, ne kadar çok seçim kazandığını görürler. Bunu tabanda o insanları görüyor olmak bir yandan çok büyük mutluluk. Bardağın boş tarafı bu seçim, bu seçim barajı işi. Öylesine insanları zor bir durumda bırakıyor ki insan haklı olarak seçmenler barajın altında kalma riskini alıp da kendi partileri bile olsa oy vermekten imtina ediyorlar. İşte bizim zorluğumuz da onu aşabilmek. Bu seçim ittifakı, biraz evvelki sorunuzda vardı, bir anlamda buna bir fırsat tanıyor. Ama onun şartlarını oluşturabilmek ve bunu seçmene anlatabilmek lazım. Evet. Başkanım, konu İzmir. İzmir'e getirmek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in çalışmalarını takip ediyor musunuz? Beğeniyor musunuz çalışmalarını? Eksikleri var mı? Takip etmeye çalışıyoruz. Biz üzülerek görüyoruz ki çok beğenilen bir belediye başkanı değil Tunç Bey. Hı hı. Gittiğimiz ilçelerde hem belediye başkanlarıyla görüştüğümüzde hem oradaki seçmenlerle sohbet ettiğimizde sanki bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daha büyük bir artı puanı var. Neticede tabii ki CHP kendi içinde bu planlamaları yapacak ama işte biraz evvel tarif etmeye çalıştığım bir şey vardı. Ceketimi koysam kazanır. O zaman işte o ceketimi koysam kazanır diye insan seçerken belki kriterler değişiyor. Yani acaba elimizdeki en iyi yönetici bu mu? En iyi tercih bu belediyeyi, bu bütçeyi, en iyi yönetici kişi bu mu? Yerine parti içerisindeki dengeler daha çok ön plana çıkmaya başlıyor. Bence CHP'de böyle bir süreç yaşandı gibi görüyorum ben. O yüzden de bunun da fiili sonuçlarını görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye ile ilgili benim çok büyük bir endişem var. Dilek Hanım, o da finansal durumu her geçen gün çok kötüye gidiyor. Gayrimenkul satışları, bütçe açığı, borçluluk ve belediyenin hissedarı olduğu şirketlerde biriken borçlar ve çok yüksek sayıdaki kamu personeli alımları, işe alımları ve buna karşılık sahada gördüğümüz hizmetlere baktığımızda bir dengesizlik var. Bu endişe verici açıkçası. Peki İzmir için iktidar temsilcilerinin bir şey yaptığını görüyor musunuz? Köstek olmak dışında bir şey yaptıklarını görmüyorum. Burada yani Tunç Bey'i ve CHP belediyelerini eleştirirken gözden kaçırmamız gereken bir şey var. İktidarın ne kadar köstek olduğu. Bir örnek vereyim. Buraya gelirken yolda bir okuduğum bir kitapta vardı. Çok basit, şimdi İzmir'in çok temel sorunlarından bir tanesi toplu ulaşım. Ve toplu ulaşım için yapılması gereken yatırımlar, metro yatırımları. İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır, bu bugün için de söylemem yani yıllardır bu yatırımlarda merkezi hükümetten yani iktidardan destek alamadığı gibi bir de kendi başına yapmaya çalıştığı işlerde de hep engellerle karşılaştı. Bir tane örnek vereyim. Bir bilirkişi keşfi için
AKP belediyeleri 3 günde izin alırken İzmir Büyükşehir Belediyesi 8 ay bekletildi. Bunun sayısız örnekleri var. Yani finansmanından yasal mevzuatın işletilmesine kadar. Hakikaten çok köstek olundu. Yani gerçekten insan çok üzülüyor. Burası sanki Türkiye Cumhuriyeti'nin biriyle değilmiş de başka bir ülkenin toprağıymış gibi muamele ediliyor İzmir'e. Bu çok üzücü bir şey. Evet. Aynı şekilde AK Parti ile ilçe belediye başkanları da Büyükşehir'in kendilerine köstek olduğu konusunda açıklamalar yapıyorlar. Bununla ilgili işte önlerine engel konulduğunu, projelerle ilgili en basiti Kirazlı bir devlet hastanesi yapılacak. Onunla ilgili İzmir Büyükşehir'in işte engel konulduğu konuşuluyor sürekli. Aynı sorunu onlar da yaşıyorlar. Yani ilçe belediyeler işte İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendiği konusunda. Ama baktığımızda genel anlamda sizin de dediğiniz gibi İzmir diğer illere bakıldığında bir geri kaldığı gözle görülüyor. Yani ben görüyorum kendim gezdiğim diğer illere baktığımda. En basit bir Eskişehir'i göz önüne alırsak ne kadar çok değiştiğini bilmiyorum, ziyaret ettiniz mi, gördünüz mü? Ettim, gördüm. Yani aslında seçim sürecinde evet herkes bir yarış içerisinde olabilir ama seçim bittikten sonra İzmir için neler yapabiliriz? Bu konuşulsa daha farklı bir konumda olabilirdi İzmir bugün. Şimdi buradaki problemin çözüm noktalarından bir tanesi bence belediye meclis üyelikleri. Ve maalesef burada seçmenin de eksik bıraktığı bir taraf olduğunu düşünüyorum. Unutmayın ki bizi izleyicilerimiz de lütfen unutmasınlar ki belediye seçimlerinde biz bir tane oy kullanmıyoruz. 4 tane oy kullanıyoruz. Bir tane Büyükşehir Belediyesi için kullanıyoruz. Evet. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı için. Bir tane ilçe belediye başkanı için kullanıyoruz. Meclis. Bir tane muhtar için kullanıyoruz. Evet. Ama bir tane de meclis için kullanıyoruz. İşte orada meclis üyeliklerine çok dikkat etmek lazım. Orada dengeleme, denetleme mekanizmasını iyi çalıştırmak lazım. Böylelikle belki hükümetle belediye başkanı arasında bir uzlaşmanın da yardımcısı konumuna gelebilir o meclisler. Neticede iş yapılmak zorunda. Tabii ki İstanbul ve Ankara'da da bu örnekleri görüyoruz. Yani belediye başkanı başka bir partide, meclis çoğunluğu başka bir partide olduğu ya da başka bir ittifakta olduğu zaman bunun getirdiği bir takım zorluklar oluyor ama demokrasi böyle bir şey yani. İstişare edip bir uzlaşma noktası bulmayı, ödün vermeyi, olgun olmayı, kin tutmamayı, ötekileştirmemeyi gerektiren bir rejim. Bunu başarabilmiş olan toplumlar zaten kişi başı milli gelirini getiriyorlar 50 bin dolara. Biz hala 8 bin dolardayız. O yüzden bizim bu konuda daha almamız gereken mesafeler var. Evet. Başkanım, tarımla ilgilenen birisiniz. Tarım politikalarını nasıl buluyorsunuz? Çok kötü buluyorum. Tarım politikaları gerçekten, yani bizim Demokrat Parti olarak da en iddialı olduğumuz alan diyebilirim. Zaten benim de İzmir İl Başkanı olarak en çok üzerinde durduğum konu tarım. İkinci konuda engelliler. Tarımla ilgili olarak özellikle bizim şu anda içinde bulunduğumuz bölge potansiyelinin çok gerisinde. Çiftçilere baktığımız zaman zaten küçük ölçekli işletmeler var, üreticiler var. Bunların yaşlarının bir kere çok ileri olduğunu görüyoruz. Hangi ürünü yetiştirecekleri konusunda devletle aralarındaki iletişimin sıkıntılı, zayıf olduğunu, bu yüzden yanlış tercihlerde bulunduklarını, artı devletin ithalatı destekleyen, yani üretimi desteklemek yerine ithalatı destekleyen tavırlarından dolayı üreticilerin ürettikleri üründen kar elde edemediklerini, yani plansız üretim dolayısıyla zaten herkesin aynı anda aynı üretmesi dolayısıyla bir yıl işte çok tipik örneği patatesdir mesela. Evet. Bir sene çok pahalı, öbür sene yok fiyatına. Yani dolayısıyla adım adım gidersek önce planlı bir üretim olmadığı için insanlar ne üreteceği konusunda yanlış tercihlerde bulunup zarar ediyorlar. Böyle olunca çiftçiler üretimden çekilmeye başlıyorlar. Bu beraberinde tarım arazilerinin azalmasına da sebep oluyor. Çünkü bu sefer çiftçilikten para kazanamayınca inşaattan para kazanayım derdine düşüyor insanlar. Bu beraberinde köylerin boşalmasını, kentlere göç edilmesini getiriyor. Bu beraberinde önümüzdeki 20 yılda, 30 yılda bu çiftçiliği yapacak, üretimi yapacak olan insanların yetişmemesi sorununu beraberinde getiriyor. Bu beraberinde çok daha fazla gelir elde edebilecekleri daha karlı ürünler yerine, örneğin bu bölgede gördüğüm için örnek vereyim, stajlık mısır yetiştirilmesi. Evet. Aslında pamuk ya da incir gibi çok daha karlı ürünler var. Fakat hayvancılık adına bu.
Bu sefer neyi getiriyor? Çok fazla su tüketimini ve o su tüketiminin neticesinde yeraltı sularının gitgide azalmasını. Ben en son bundan yaklaşık bir ay evvel burada katıldığım bir panelde belediye başkanı, Ödemiş belediye başkanıyla görüştüğümüzde, yani ben dedi önümüzdeki 5 yılda Ödemiş'in susuz kalmasından korkuyorum dedi. Demek ki bu buralarda bizim işte bütün bunlar hükümetin bugüne kadarki tarım politikalarının yanlış olmasından. Çiftçimizin azalması, az para kazanması, köyünü terk etmesi, arazisini satması, tarım arazisinden azalması, su kaynaklarımız azalması. Daha kötü ne olabilirdi? Dolayısıyla burada hakikaten tarım ele alınabilirse, biz mesela Demokrat Parti olarak bu konuda çok iddialıyız. Eğer Tarım Bakanlığı bizim olsaydı, ben inanıyorum ki gerçekten çok Allame-i Cihan olmaya gerek yok. İyi niyetle yaklaşıp bu bölgeyi ele alıp çok iyi işler yapmak mümkün. Bölgesel çalışmalar yapılması gerekiyor. Bölgesel çalışmalar da yapılması gerekiyor ama tabii Türkiye çapında da yani bazı şeyler çok temel şeyler. Şimdi parsel sorgu uygulaması diye bir şey var. Niçin oraya girdiğimiz o parseldeki toprak özelliklerini görmeyelim? O topraklarda en iyi yetişecek olan ürünlerin ne olduğunu niye çiftçimize söylemiyoruz? Niye bir fizibilite çalışması onların önüne koymuyoruz? O ürünleri yetiştirmeyi seçerlerse bunların alım garantisini niçin vermiyoruz? Ben size bir rakam vereyim. Bakın, önümüzdeki yıl 54 milyar TL tarımsal destekleme verilecek çiftçilere. Tamam. Biliyor musunuz? Kur korumalı mevduata 2022 yılında 100 milyar TL para ödüyor bu ülke. Yazık, günah değil mi? Kuru korumak için, yani faiz politikası yanlış olduğu için kur patladı, enflasyon patladı. Onu tutayım derken tarıma verebileceğimiz parayı gidiyoruz bankada mevduat olan insan. İşte kötü hükümet böyle bir şey. Ve bu çiftçi bugün en basit bir hesapla bugün aldığın 3 katı kadar yardım alabilirdi, destekleme alabilirdi. Tamamen kötü yönetimin yüzünden alamıyor. Dolayısıyla bunların düzeltilmesi lazım. Tarımda çok büyük hatalar var ama çok da büyük fırsatlar var. Biz de zaten onlar üzerine çalışıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız var tarımla ilgili çalışan Faik Tunay. Ailesi 100 yıldır tarımla uğraşan bir arkadaşlarımız. Geçen hafta İzmir'deydi, beraber tarımı çalıştık. Onun hazırladığı ve altılı masaya sunduğu bir program var. Ben de çok beğendim. Katkı yapmaya da çalışıyorum. Dolayısıyla biz bu konuda iddialıyız. İnşallah seçimi kazanırsak Demokrat Parti olarak tarımla ilgili daha faydalı işler hayata geçirmek için fırsat buluruz diye ümit ediyoruz. Yani. Başkanım, geçtiğimiz Eylül ayında TRE eski belediye başkanımız Tayfur Çiçek'le bir araya geldiniz. Fotoğraf sonrası Tayfur Bey'in tekrar başkan adayı olup olmayacağı gündeme geldi bu konuyla ilgili. Bireysel görüşmeler yapıldı, öyle diyeyim, bize de söylendi. Böyle bir düşünce var mı? Hayır, yok. Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. O, yani partimizin eski bir belediye başkanı, hem de bir büyüğümüz. Dolayısıyla bölgeyi de çok iyi tanıyan birisi. Zaten topu topu bir 15 dakika falan konuşabildik. Çok da vaktimiz olmadı. Öyle bir şey de konuşulmadı. Kendisinin öyle bir düşüncesi olup olmadığını hiç bilmiyorum. Daha açıkçası biz dereyi görmeden de paçayı sıvamıyoruz. Yani şu Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir geçsin de ondan sonra belediye seçimleri için ne yapacağımıza bakacağız. Ama yani bu asılsız bir iddia. Evet. Öyle bir şey yok. Sizin zaten bundan sonra yerel güç ekranlarında sık sık konuk etmek isteriz. Ben sizin ekibinizi de çok sevdim. Bizimle beraber de vakit geçirdiler. Bu saha çalışmalarımızda bize eşlik ettiler. Dolayısıyla hakikaten çok iyi çalıştık beraber. Kendilerini de çok takdir ediyorum. İnşallah bundan sonra da biz beraber oluruz. Biz de bölgemiz için, yani Küçük Menderes Havzası için. Çünkü biz önce kendi doğduğumuz, doyduğumuz topraklarımızı önemsiyoruz. Tabii ki Türkiye'mizi genel anlamda önemsiyoruz ama biz öncelikle kendi yaşadığımız şehir güzelleştirelim ki diğerlerine yansısın isteriz. Her siyasetçiye fırsat vermeye çalışıyoruz. Haberlerini yapıyoruz, ayrım yapmaksızın. Onlara da soruyoruz, işte eksiklikler nelerdir, yanlışlar nelerdir. Ama şunu görüyoruz ki, şimdi iktidara yakın olanlar maalesef eleştiremiyorlar, eksikleri dile getiremiyorlar. Muhalefet kanadı da yapılmış olan güzellikleri dile getirmiyorlar. Şimdi baktığımızda güzel olanlar da var, güzel olmayanlar da var. İşte biz hepsine şunu söylüyoruz. Biz Küçük Menderes Havzası ilçelerini baz alarak, yani sadece Ödemiş, sadece Tire değil, Kiraz, Beyda, Bayındır, Torbalı, Selçuk, yani bu bölgeyi önemsiyoruz. Torbalı biraz daha farklı metropol anlamında, orası biraz daha gelişmiş. Biz biraz daha bozulmamış yapıdayız. Hem hayvancılık hem çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız çok olduğu için. Bir de yerli, hani yerlisi çok fazla. Biz bu bölgemizin çok daha iyi hak ettiği yerde olmasını istiyoruz. O sebeple de
Hani derler ya, yumruğu tek bir yere vuralım. Bu hangi siyasi partinin temsilcileri olursa olsun. Burası için kim adım atarsa biz yerel güç olarak onların her daim yanında olma kararını vermiştik zaten yıllar öncesinde. Elinize sağlık. Gayet iyi bir iş çıkarıyorsunuz. Devam ediyoruz. Demokrat Parti de aynı şekilde, ben Demokrat Parti'nin siyasi anlamda önemli bir yere sahip olduğunu zaten biliyoruz. Seçim dönemlerinde de kendime, birebir kendime destek vermeye çalışıyorum. Şimdi şeydir, seçim dönemleri bu bir bütçeyle alakalıdır ama biz kendilerine her zaman yer vermeye çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sesli olmak gerekiyor. Bazı şeyleri dile getirebilecek muhalif kanatların da olması gerekiyor. İnşallah sizin de istediğiniz İkimiz gibi adına olur. Da cesaret gerektiren bir süreç. Çünkü evet. Bizim gördüğümüz yanlışları siyasi ilişkilerimiz bozulur endişesiyle dile getirmekten imtina etmeyecek cesareti göstermemiz gerekiyor. Fakat bugünün baskıcı ortamında da sizin medya mensupları olarak farklı fikirleri gündeme taşımak cesaretini göstermeniz gerekiyor. Evet. Ve bu kolay da bir şey değil, söylemesi kolay, yapması zor. Zor. Bu anlamda şey yapıyoruz, hani dilimizi biraz daha sadeleştiriyoruz. Hani daha fazla sert bir dil kullanmadık. Ben bizim seçmenimiz, özellikle bu bölge seçmeninin gayet akıllı olduğunu evet. düşünüyorum. Doğruyla yanlışın, iyiyle kötümün ayrımında olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orada sizin söyledikleriniz bence anlaşılıyordur. Orada bir endişem yok. Yani. Evet. Peki başkanım, izleyenlerimize son kez söylemek istediklerimiz var mı? Bu seçimin ne kadar kritik olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Hiçbirimiz belki gönlümüzde yatan aslan aday olmayacak. Bu bir mutabakatla ve ödünler verilerek bir araya getirilmiş bir takımın adayı olacak. Dolayısıyla önemli olan ilk aşamada bu sakıncalı sistemden, yönetimden kurtulmak. İkinci aşamada da lütfen Demokrat Parti'yi izlemeye devam etsinler. Evet, teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür Bundan ederim. Bundan sonraki programlarımızda da konuk almak isteriz. Sizin İnşallah memnuniyetle katılırız. Siyasi süreçte. Sağ olun. Sevgili Yerel Güç izleyenleri, bugünkü Yerel'in Nabzı programında konuğumuz Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Sayın Serdar Paralyalı oldu. Kendisi yerel ve genelde siyasetle ilgili sorularımızı cevapladılar. Kendinize iyi bakınız. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Teşekkür ederiz.